gangren olmuş bir parmağın kesilmesi hayırdır. Ama zahire parmak kesiliyor, şer gibi görünüyor. Sanki kişiye zarar veriyor gibi ve sanki kesilmesi iyi olur gibi algılayabilir bazı insanlar. Ama bu işin uzmanları, bunu bilenler eğer bu parmağı kesmezseniz kol gider. Kolu kesmezseniz beden gider. Dolayısıyla zahiren şer gibi görünen parmağın kesilmesine razı oluyoruz. Böylece insan hayatı korunmuş oluyor. Hatta bunu kesmek şarttır. Eğer bilerek kesilmezse ve kesilmesine izin verilmezse Allah korusun kişi intihar etmiş gibi de olabilir. Demek ki hayrı kesir intihar eden bir şer terk edilse hayrı kesir gittikten başka şerri kesir gelir. Kural. Yani parmağın kesilmesi zahiren şer ama kesilirse vücut ve beden ve ruh kurtulacak. Dolayısıyla bu Zahiren şer gibi görünen şey yapılıyor ki arkasından hayrı kesir gelsin. Hayrı kesir nedir? Hayatın korunması ve kurtulması. Şimdi ikinci bir örnek. Mesela cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Hani ekonomik sıkıntılar olabiliyor memleketimizin maddi zararları söz konusu olabilir. Ya da bazı kardeşlerimiz şehit olabilir. Bedeni zarar dedi o. Zararı beden görüyor. Çok güzel bir ifade. Bedeni zarar var. Ruh zarar görmüyor burada. Zarar gören beden. Şimdi diyelim ki aynı kuralla devam edelim. Fakat o cihatta hayri kesir var ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Şimdi hani denilebilir ki ya e, memleketimizde terör var ve bunlar kangren olmuş gibidir. Bunların ıslahı mümkünse ıslah yönü tercih edilir. Islah yönü. İstanbul Hukukunun genel kuralı da budur. Öncelikle bunların ıslahı tercih edilir. Ama ıslah yönleri mümkün olmazsa nasıl bir insanın bedenindeki bir hastalık tedavi edilmesi mümkünse önce tedavi yolu tercih edilir. Tedavi yolu mümkün olmazsa o zaman vücut kurtulsun diye kesilirse o zaman bir ülkede eğer terör varsa ve bu terör kangren haline gelmişse ve bu teröristleri öldürmediğin, yok etmediğin, etkisiz getirmediğin zaman memleket zarar görüyorsa o zaman onların kesilmesi farz olur. Gücü olanlar bunu yapmazlarsa onları verdikleri zararlardan o zaman mesul olurlar. Bir doktor ben karışmam ne yaparsın yaptın diyemez hastaya hastaya ve yakınlarına yapılması gerekeni söylemek zorunda. Değil mi? Ama hasta tercih eder, etmez ayrı konu. Şimdi aynı durum eğer memleketimize zarar verecek bir durum söz konusuysa o zarar verecek kısmı, zararı yok etmek için eğer gerekirse cüzi zarar olabilir, maddi zarar olabilir ya da bedeni bazı kardeşlerimiz bu vesile şehit olabilirler. O zaman buraya asker sevk etmek zahiren görünür de, ya işte paramız gidiyor, silahımız gidiyor, ekonomimiz zarar görüyor, e çocuklarımız şehit oluyor diye görünebilir zahiren. Fakat o cihatta hayrı kesir var ki, İslam küffarın istilasından kurtulur. Bunun yanına siz küffarın yanına teröristleri koyun. Yani ülkemize, malımıza bak ne dedim sohbetin başında beş şey. Akıl, din, mal, vatan korunması şart. Bir de can. Bunların korunması şart. Yani bunlara hücum edildiği zaman, bunlara zarar görme söz konusu olduğunda bir şahıs, kurum veya devlet onlara karşı onları korumak zorunda. Eğer bunlar korumazsa o zaman ya ülke teröristlerin yerine geçer, ya ülke, üstadımızın güzel ifadesi var, kökü dışarıda bir zındıka komitesi bu ülke üzerinde proje üretiyorlar. Kökü dışarıda ama. Yani ülkemizi içeriden ve dışarıdan ama kökü dışarıda olan zındıka komitelerinin hatta Yahudi lobilerinin biraz daha açık konuşalım. Sevk idare bazı terörist grupları yok etmek için cüz'i ve maddi ve bedeni bir kısım zararlar olsa bile bunlar terk edildiği zaman ülkemizin, teröristlerin, zındıka komitelerinin ya da küffarın istilasına söz konusu olacaksa bunlar terk edilmez ve terk edilemez. Eğer bunları bilerek terk ederlerse o zaman terk edenler sorumlu olur. Mesul olurlar. Tabi burada kim karar verecek söz konusu önemli. Biliyorsunuz işi uzmanlarına sormak dinimizin bir kuralıdır. Elektrik yaptıracaksınız, elektrikçiyi çağır. Arabanızın bir problem var, ustaya götürürsünüz. Değil mi? E bir doktorluk işiniz varsa doktora gidersiniz. Uzman insanların verdiği kararlara uymak bizi mesuliyetten kurtarır. Sorumlu olmayız. O zaman bir ülkeyi yöneten insanlar işte bürokratları, siyasileri, askeri erkanları her neyse onlar bir araya gelirler ve böyle bir karar verirlerse bize verilen kararın hayırlı olması için dua etmek ve eğer maddi ve manevi ya da bedenle cihad etmek gerekiyorsa, vazife düşüyorsa buna uymak düşer. Allah korusun böyle bir durumda buna karşı çıkmak hem maddi hem manevi mesuliyeti gerektirir. Bu konularda Müslümanların uyanık, dikkatli ve bilinçli olması gerekiyor. Yani ne diyorum, niye diyorum ve ne demem gerekir? Bunu bilinçli olarak hareket etmek lazım ve bunun farkında olmak gerekiyor. Eğer o şerri kalle çinca terk edilse o vakit hayri kesir gittikten sonra şerri kesir olur. Haydi maddi zarar görmeyelim, ekonomik zarar görmeyelim, çocuklarımız şehit olmasın diye bu cihat terk edilse o zaman hayri kesir gittikten başka şerri kesir olur. O aynı zulümdür. O zaman kime zulmetmiş olur bunu terk edenler? hem İslam'a, hem Müslümanlara, hem ülkeye, hem mukaddesata Allah muhafaza çok önemli. Onun için bir Müslümanın düşünce dünyasından kalp dünyasına, tefekküründen muhabbetine ya da nefretine ya da tavır ve davranışlarına varıncaya kadar ne yapması gerektiğini bilinçli olarak hareket etmeli ve bunun farkında olmalı.